Flash. Evet, Tele1 Putin'in şartlarına ulaştı. Putin'in dosyasındaki içeriğe Tele1.com.tr'ye ulaşmış. Ben de haber yayıncısı olarak, amatör sosyal medya haber yayıncısı olarak bunları paylaşmak istiyorum. İşte Tele1.com.tr'nin sitesine yansıyan, evet, zirve sona erdi. Putin'in şartları ortaya çıktı. Tele1 İdlib zirvesinin detayına ulaştı. Putin'den 6 şart. Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen krizdeki Putin-Erdoğan zirvesinin ayrıntılarına Tele1 televizyonu ulaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen İdlib zirvesinin ayrıntılarına Tele1 TV ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in masaya koyduğu dosyada şu maddeler var. Selakib'in kontrolü Rus askeri polisinde olacak. Halep-Şam yolunun güvenliğini Suriye ordusu sağlayacak. Mültecilerin durumu için ortak bir komisyon kurulacak. İdlib'de El-Nusracı örgütlerin silah bırakması için yeni bir süre tanınacak. Silah bırakanlar Rusya garantisiyle koşulsuz affedilecek. Suriye'deki yabancı savaşçıların kendi ülkelerinde yargılanmasına yönelik ortak adımlar atılacak. Ortak devriyeler genişletilecek. Devriyelerde Rusya'ya bağlı Müslüman Çeçen birlikleri kullanılacak. Evet. Tele1 Putin'in dosyasına ulaştı. Tekrar etmek istiyorum. Putin'in dosyasında neler var? Serakib'in kontrolü Rus askeri polisinde olacak. Halep-Şam yolunun güvenliğini Suriye ordusu sağlayacak. Mültecilerin durumu için ortak bir komisyon. İdlib'de El-Nusracı örgütlerin silah bırakması için yeni bir süre tanınacak. Silah bırakanlar Rusya garantisiyle koşulsuz affedilecek. Suriye'deki yabancı savaşçıların kendi ülkelerinde yargılanmasına yönelik ortak adımlar atılacak. Ortak devriyeler genişletilecek. Devriyelerde Rusya'ya bağlı Müslüman Çeçen birlikleri kullanılacak. Putin'in dosyasında olanlar bunlar. Peki bakalım Türkiye ne diyecek? Merakla bekliyoruz. Evet, Putin'in dosyasını öğrenmiş olduk. Barış Bilen Haber kanalında son dakika bilgilerine ulaşmaya devam edeceksiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bu yayınları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.